Gayet çıtır çıtır güzel oldu. Mis gibi glutensiz, çıtır çıtır ekmek tarifi isteyenler buyurun videoma. Maya koyduğum aşamayı çekmeyi unuttum aceleden. Kusura bakmayın. Bir paket kuru maya, instant maya daha doğrusu. Bir tatlı kaşığı şeker ve 3 bardak su var. Ilık su. Maya böyle köpürdü. Klasik instant mayalardan. Bir tatlı kaşığı da şeker ve 3 su bardağı ılık suyumuz var. Klasik böyle bardakla 3 su bardağı ılık su koydum. Bir 10 dakika kadar, yaklaşık 12-13 dakika kadar bekledim. Böyle köpürdü. Şimdi diğer malzemeleri ekleyeceğiz. Maya şekerle aktif hale geldi. Burada tuzumuz, karnıyarık otu tozumuz, 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağım ve bir de bu un karışımından 4,5 bardak kadar ekleyeceğim. Glutensiz un. İstanbul Halk Ekmek şubelerinde satılıyor. Bu da yarım bardağımız. 4 bardak kadar ekledim. Üzerine bir tatlı kaşığı çay ve bir tatlı kaşığı kadar da otumuz var. Karnıyarık otu tozu. Çok enteresan isim var. Ben ilk defa duydum. 2 kaşık da, 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyeceğim ve karıştıracağız. Hadi bakalım. Böyle kabarmış. Yaklaşık 20-25 dakika kadar beklettim. Şöyle havasını alalım ve kalıbımıza boşaltalım. Böyle bir kek kalıbıma yağlı kağıt serdim. Birazcık da un çiseledim. Dökeceğim. Üzerine de böyle çekirdeklerim vardı. Ay çekirdeklerim. Onları serpeceğim. Bir 10 dakika kadar da burada tepsi mayası gelsin. Sonra fırınlatacağız. Hamurumuz kabarmış. Şimdi üzerine dilerseniz çizikler atabilirsiniz. Susam çörek otu serpebilirsiniz. İçin cevizi çok güzel oluyor. Şimdi ben bunu 200 derecelik fırına atacağım. Fırınızın içine bir kaseyle su koymayı unutmayın. Benim fırınımın su koyma aparatı var. Onu koyacağım. İçerisinde su çünkü püskürtüyor. Şöyle bir dolduruyorsunuz. Tüpü var. Şöyle koyacağım. Böyle içine suyu boşaltıyor. Dediğim gibi dilerseniz kaseye de koyabilirsiniz su için. Evet, fırınımızın içine ekmeğimizi koyduk. Hadi kolay gelsin. Yaklaşık yarım saat, 35-40 dakika yakın bir süre oldu. Çıtır çıtır olmuş. Bence kafi. Dışarı çıkarıp üzerini örteceğim bir havluyla. Gayet çıtır çıtır güzel oldu. Yiyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Tüm detaylarıyla tarifin açıklama kısmına yazacağım. Mis gibi kokuyor.